Herkese merhaba, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz, merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz diye cevap veriyorlar kesin. Evet, biz de iyiyiz. Çok yorgunuz sadece. Aynen. Ama bu da doğal. Bayağı bir işin üstesinden geldik. Aynen. Sonuna doğru yaklaştık. Evimize birkaç parça yeni ürünler aldık ve annemin de kendi evinden getirmiş olduğu eşyalar var. Onları göstereceğim şimdi. Bir tane... Bunu banyoda kullanacaksın değil banyoda, mi? Banyoda kapı askılı aldım. Havlu falan asarım diye kapının arkasına istedim bunu. Bundan aldım. Ne aldık bir tane sorbetten. Bunu çok beğendim ben. Ve de ilk defa gördüm. Ben biliyordum bunları. Hoşuma da gidiyordu. Bunu şeyin, küvetin çeşmesi yok mu banyonun? Oraya takacaksın içine şampuanını, ovunma bezini, saç şeyini, yumuşatıcını. İçine koyuyorsun. Hiçbir yere kıyıya asmana gerek yok. Böyle. Asarken de gösteririz size. Bakın burada zaten resimde de göstermişler. Çok güzel. Altında da delikleri var. İçi su tutmuyor. Su o güzel. Olmuyor içerisi. Hemen su var, akıyor. Akıyor. Bunu aldık. Tuvalet fırçalı. Fırçamız şöyle. Beyaz. Beyaz renk. Banyomuza uygun istedim ben. Ondan sonra... Bir tane vile de aldık. Vile de ucu. Bir de sapını aldım. Alüminyum sapla aldım. Bunlar güzel oluyor. Hiç ne bükülüyor ne paslanıyor Tuğba. Diğer tahtalar falan pas oluyor. Tahta var. Onu da yeni aldık ama o biraz ağır. Ağır geldi. Bu çok güzel böyle. Ucuna bir de bunu niye yapmışlar onu anlayamadım. Ucuna da bir şey takmışlar. Biz de böyle en azından son artık rütüşleri yaparken temiz vile damızla yapalım diye düşündük. Kıvrılı bir şeyli. Çok güzel, güzel değil mi? Evet, ben evin temizliğini yaparken 4-5 tane vile de ucu gitti. Evet. Hepsi gitti. Bunları aldık. Onlar ne görelim? Bunlar kapılara, camlara çarpmasın. Çarptığı zaman duvarlara zedelenmesin diye. Kapı stoperi. Evet. Bunları aldık. Bir tanesini açtım, kapının altına koydum. Rüzgardan yine pembe çarpmasın diye. Pembe aldık artık. Siyah renkte yoktu. Evet, pembe. Siyah istedik ya da beyaz istedik ama yoktu. Mavi vardı. Bir de pembe vardı. En azından dedim berjerlerim artık. Tuğba'nın berjerleri, koltukları bende olduğu için pembe evet, benim evime uyar. Güzel güzel rengi tatlı. Pembe uyar. Su bardağı aldık. Evet. Altılı. Su bardaklarımız kalmamış. Burada ustalar kırıldı herhalde, çakladı. 6 tane su bardağı aldık. Ondan sonra burada bu paketindeydi de gelirken... İnşallah kırılmamıştı, kırılsa bir şey olmaz. Bu paketi yeni. Açılmış mı? Bu benim evimdeydi. Hiç daha kullanılmamış. Hiç kullanılmamış. 6 tane sunacağım. Çok güzel ama. Tuğba bana böyle yavaş yavaş beni buraya taşıyacak gibi geliyor artık. Ben bugün onu dedim, eve bir gittim. Bunlar benim çeyizimden. Bakın, bunlar benim çeyizimden. Ama benim evim birinci kat olduğu için basık. Ev göstermiyor. Şimdi buraya getirdim, her şey ışıldı, böyle bir ışıl ışıl oldu. Yavaş yavaş buraya geleceğim mi, gelmeyeceğim mi? Ben de içeride bir derede kaldım. Bunları da masama getirdim böyle. Hiç kullanmıyorum, bitirmeyi bak ama bak, bu mumuna bayılıyorum. Bunlar benim çeyizimden, bu da benim çeyizimden. 32 senelik ama yani İnşallah. Ben... Nasıl bir mum o ya? Çok güzel. Bu da çok güzel. Bu 6. 6 biraz paslanmış ama önemli değil. Ama 32 senelik 32 diyor. Senelik mum Almanya'dan benim bunlar hepsi. Bu da böyle. Bunu da dekor olarak bir yere koyayım diyorum. Böyle bir köşeye. Sonsuza kadar yanabilir herhalde. Ev turunda gösteririz nerelere nasıl dekor yaptığımızı. Şunu getirdik. Bunu evden. He. Bu rendemiz yoktu burada. Bunu getirdim. Gene böyle karpuz falan getiririz. Üstü kapaklı iyi oluyor. Bunu getirdik. Şekerlik. Bu da bir şekerlik. Ondan sonra şu bunlar hep senin çeyizlerin miydi anne? Bunlar hepsi çeyiz. Bunlar çeyiz. Bak bu da çeyizden. Oo, evet onun bir, şey bir tane de teki var. Bak. Ben içine buraya bozuk paralar attım. Dedim böyle giderken gene ekmek mekmek alırız. Biriksin bakalım. Bir eksik alırız. Burada temizlik yaparken aşağı inmek o kadar zor geliyordu ki o yüzden kahvemizi de burada aldık bulunsun diye. Bir tane biblo getirdim evden. Bunun burası kırık mıydı acaba? Çok... Bu bir dondurma ama mum. Onun anısı varmış babam anlattı ya. Vanilyalı Almanya'dan geldiğimizde babam bunu Tamer'e göstermiş. Damat sana demiş dondurma aldım gel demiş al dondurma ye demiş.
O da diyor baktım diyor gerçek gibi diyor. Bunların tabakları da var bende. Hala daha duruyor bak. Takımı. Kahve makinamız. Aa, kahve makinesi aldınız mı buraya? İyi, evet. Süper. Mumluğumuz terasımızdaki masaya koyacağız. Biblonine. Bunu arkadaşım Göktem almıştı bana, komşum. Bu da bir mumluk. Evde dediğim gibi göstermiyor. Dedim burada en azından göreyim böyle güzel güzel. İçine mum yakarız. Bende çok aksesuar var. Ama ben çoğunu topladım orada işte. Bir vitrin gibi yerim var. Hepsini oraya koydum. Bardaklarımız da eksik. Biri kırık ama. Birini kırmışım ben bunu. Bir tanesi kırık. Olsun. Burada olsun. Önemli değil artık. Kesme tahtası. Cam. Cam. Buraya koyarım onu da. Bir de torbanın içinde bir de şey var, kahve makinesinin fişi var, başka da makinenin fişi. Aynen. Başka bir şey mi? Şimdi istihdam yaparız kahve, aynen. Kahve içinim. Ha dur, daha var var. Tuğba acele ediyorsun. Onu gösterdim. Onu gösterdim, dur. Bir dakika bunu da bıraktım. En güzelini. Bulaşık değimi getirdim bir tane. En güzeli. Neymiş en güzeli. Final. Bu da benim sepetim. Bunu da bana Almanya'dan gelirken komşular sormuştu, ne istiyorsun hani evleniyorsun, gidiyorsun, hediye alacaksın, ne istiyorsun diye soruyorlar orada. Ben de o zaman bu sepetlere çok özenirdim, servis sepeti. Hiç öbür evimde kullanmadım biliyor musunuz? Göstermiyor ya, göstermiyor, hiçbir şey olmuyor. Şimdi burada böyle servis, kahvaltı servisi, yemek servisi yapıyorum. Yapmış olduğumuz alışverişlerimizi gösterirken o sırada bizim perdecimiz geldi. Ölçülerimizi aldı. Önceki videoda görmüş olduğunuz gibi perde taktık. Perde çok böyle basitleştirdi, karanlık yaptı. Ben de zaten karanlık evden çıktığım için aydınlık ev geliyor. Aydınlık ev istiyor. Ha, aydınlık olsun, o zebraları bile yarım açarım herhalde. O yüzden komplesi beyaz zebra yaptırıyoruz. Tuğba şu anda ne yapalım biliyor musun? Bir kahve makinamızı tekrardan deneyelim. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Hmm. Bunlar Tuğba'nın çeyizleriydi. Pembe evet. Aldı o zaman. Evet. Tost makinesi, çay makinesi. Şimdi aynen. Ben yeni gelin gibi bana verdin. Çay makinem de pembe, kahve makinem de pembe olacak. Aynen. Kullanmadı kendisi. Yeni gelin sen mi olmuşsun? Şey oldu bak. Köşeli koltuk da pembe oldu. O da pembe. Onu da kullanmayacağım anne diyor. Kıyamıyorum kızım, bak ben senin bir şeyini almak istemiyorum diyorum hani. Odan boş kalacak, anne kullanmıyorum diyor. Ben diyor giyinme odası falan düşünüyor herhalde orayı. Yani, evet. Ondan sonra koltuk dedim o de koltukta, o koltuğu da artık kahvenizi için ondan sonra yukarı çıkartalım, şimdi yerleştirelim. Şimdi kahvemizi içelim. O sırada da kahveden sonra koltuğu çıkaralım inşallah. Eski Türk kahve makinemi özlemişim. Kahvelerimizi hazırlıyorum şimdi. Bu Korkmaz markasının Türk kahve makinesi. Şurada düğmesi var. Sensörlü değil. Sizin kapatmanız gerekiyor kahveniz olduğu zaman. Daha sonrasında pembe koltuğumuzu getireceğiz buraya. Ben de inanın çok merak ediyorum nasıl duracak diye. Artık hep beraber göreceğiz nasıl duracak bakalım. Şimdi tekrardan aşağıya indik koltuğu almak için. Nişan elbisesi. Nişan elbisem. Ha bak, nişan elbisesini hiç görmemişlerdi değil mi? Bakın Tuğba'nın beline bakın. O kadar inceydim ki. Balık balıktı. Şimdi girebilir misin bunun içine? Hayatta giremem. Bir sürü şeylerim var mı senin? Bak. Bak benim bir sürü. Tuğba bunları alıyor, 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 sonra böyle kaldı. Ama bu benim çeyizimdendi canım. Çeyizimde onları kullanıyoruz ya. Bunu kullanmıyor onlar mu? Temiz. E kullanırım gene banyoya. Bak şu perdeleri hatırlayan var mı? Şunu hatırlayan varsa helal olsun diyeceğim ya. Bu perdeyi hatırlayan varsa ya... Tuğba'nın çok sıkıntı bir takipçisidir yani değil mi? Aynen öyle. Bunlar benim yan perdelerimdi. Salondaki yan perdeler. Burada da işimiz çok. Hadi anne, burası burada çok sıcak. Burada da altını aldık bu perdelerin. Burada maymunun. Çatçaklı perdesini de. Gel şimdi. Hadi aşkım. Televizyonumuzu al o köşeden. Ne dedin anne sen daha demin kaçırdım. Gel 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 diyor, koltuk altına gel diyor. Koltuğun altına gel gel gel. Seçmece altına. Abla. Depo depo. Her şeyim var. Tuğba'nın mimleri de var. Dükkan açarsın buradan be. Bir tane daha bir maymun. Maymun dedi ya, güzelim bebe. Bu maymun. Bunlar gene kullanmıyor değil mi? Tuğba çabuk sıkılıyor her şeyden. Annemin maymunu. Şimdi Tuğba'nın, dur bu ne? Kar spreyi o.
Her şeyinde var ya Rabbim. Ama ben onu atacaktım. Caner atmayın dedi. Hayır orada ay. Burada da Tuğba'nın gelinliği. Evet. Bir videonda çekmiştin bunu değil mi? Evet ama asla giremem ona. Kar yağdırdık sana. Ay ya. Sen soğuğu çok seviyorsun ya. Kar yağdırdık krem sana. Olacak şimdi. Kızım içerisi çok sıcaktı. Serinlettin bak. Kar yağdırdın. Ne ya. Şimdi dış mı alacağım ben? Vay o geçiyor bak. Ay zaten tanıyım. Saçı bak. Maymuna döndürdünüz beni. Nasıl toplayacağız biz buraları? Minik koltukları. Biz çıkalım buradan da toplaması kolay. Aynen. Önce buradan bir çıkalım biz. Aha burada bir halın daha. Düşmüş. Asla atmam yani öyle. Ben onları yıkayıp kaldırdım bu odaya. Atmaz bana veriyor. Allah razı olsun. Atmam. Ya. Ben senden öğrendim. Atma diyor, sakla diyor. Gelir zamanı. Ama bak ne oldu? Atma. O mesela çelik kapımın önüne koyuyorum. Onu da yıkayıp kaldırdım. O da temiz. Tamam. Hemen derler kolay. Koltuk taşıma maceramız bitti arkadaşlar. Bütün koltukları buraya getirdik. Evet. Ama biz de bittik. Yorulduk. Yanlış yapıyordur hayatım. Tamam öyle. Annem tekrardan yerleri siliyor. Artık bu bilmem kaçıncı yer silme macerası. Çok sildik yerleri. Yeni ev hediyemiz. Evet. Evet yeni ev hediyemiz. Zaten her şeyi biz tamamladık burada. Berjerler bizden. L koltuk, yemek masası yemek bizden. Masası, abajurlar, daha bir sürü kilim, şeyler, yastıklar kilim getirdi. Kağıt hediyesi sizden. Aynen dur kilimleri göstereceğim. Şurada da kilimler var. Bunları da hatırlayan var mı? Çok merak ediyorum. Şu ikisini. Bunları getirdim. Bunları ben Chase'imde, English Home'dan almıştım. Eskiden kendini belli etsin. Aynen bunları da hatırlayanlar büyük ihtimalle vardır. Varsa yorumlara yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Eğer varsa da zaten çok çok eski bir takipçimdir. Bu da English Home'dan. Bu da English Home ve bu da English Home'dandı. Bunları getirdik. Ben kullanmıyorum. Annem kullansın ya. Hani benim o pembe ceketin altında duruyordu. Koltuklarımızı yerleştirdik. Kilimimizi de serdik buraya. Çok tatlı oldu burası. Berjerlerimiz de var burada. Var ya bir şey söylemek istiyorum. Evet. Allah herkese Tuğba gibi gelin nasip etsin. Evlat nasip etsin. Gerçekten hiçbir vallahi art niyeti yok. Hiçbir art niyeti yok. Hani kendi evinden çok bana özendi. Gerçekten öyle. Kendi eşyasını ben onu diyorum. Ben kendimi düşünüyorum. Birazcık fesatlık hani başkasında gördüğüm zaman belki diyorum kıskanırım. Hani vermiş olduğum şeyi ama Tuğba'da öyle bir şey asla yok. O benden daha çok mutlu oluyor. Bunları yaptıkça o benden mutlu oluyor. Şuna gidiyor. Güle güle kullan. Allah'ım ona da gönlünün güzelliğini versin inşallah. Herkes amin. Öyle. Allah'ım iyi niyetli insanlarla karşılaştırsın. Amin. Ama çok tatlı oldu evin. Değil mi Caner? Acıktın mı? Sabahtan beri hiç durmadık. Hep çalıştırıyoruz. Çok çalışıyoruz. Çok. Yemek yiyelim bari. Bugünkü akşam yemeği menümüzde çiğ köftemiz var. Limon. Kolaya kaçtık. Bir tane alabilir miyim? Tabii ki. Alabilirsin. Bir tane sen bir tane ben. Çok seviyorum ben çiğ köfteyi. Tazecik. Annem çok seviyor bunu biliyor musun? Annem aldı bir. Sevdiği için. Aynen çok zaten güzel. Zaten sabahtan beri yemek yapmaya fırsat bile kalmadı. Hak veriyorum size. Evet karpuzlarımız da geldi. Karpuz kestim. Tamam işte daha ne olsun zaten yazın yemek yenmiyor.
Artık sizlere burada veda edeyim arkadaşlar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın. Bye bye.